Evet, selamünaleyküm. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Artık yaz geldi, havalar ısınmaya başladı. Aracımızın da klimaları kullanmaya başladık haliyle. Ben bayağıdır açmadım klimayı. Hatta geçen açtım, biraz boğazıma çarpar gibi oldu. Kapattım yeniden. Klimayı arkadaşlar dezenfekte ilaç spreyler var bildiğiniz gibi. Klima dezenfekten, hatta klima temizleyici spreyler var. Bugün bunlardan aldım, internetten sipariş ettim. Evet, gelen paketimi açtım arkadaşlar. İçinde iki tane klima dezenfekte spreyi. Ayrıca yanında bir tane hediye göndermişler. Hediyede ne acaba? Bu arada ürünü arkadaşlar Divortex'ten aldım. İnternette satış linkini aşağıya eklerim. Almayı düşünen arkadaşlar varsa. Bakalım gönderdikleri hediye ne? Acaba herkese gönderiyorlar mı? Bilemiyorum. Evet. Köpük Active Snow oto yıkama köpüğü göndermişler arkadaşlar, hediye. Şimdi bu normalde 15-20 lira gibi fiyatları vardı. Tabii artan fiyatlardan sonra ikili paket yapmışlar. İkili paket arkadaşlar güncel olarak 84 liraya aldım. Yani 42 lira fiyatı var. İkili alınca da demek ki böyle yanında oto yıkama köpüğü hediye olarak gönderiyorlar. Ürünümüz bu şekilde. Divortex. Tabi bunun farklı farklı kokuları var. Ben elmalı aldım. Elma kokusunu daha önceden kullanıyordum. Sevmiştim. Bu arada bunun kutusunu atmayacağız. Kutusu çünkü bize lazım. Kullanırken de kullanacağız mı kutusunu? Evet, ürünü kullanmak için öncelikle araba çalışmamak gerekiyor. Çalışmazken arabayı klima dezenfekçisine kullanmayın. Bir de çok sorulan sorulardan birisi arkadaşlar. Bu klima dezenfektanlar, söyleyemedim ama orada araba çalışsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu klima dezenfektanı arkadaşlar, yani klimasız araçlarda kullanılır mı? Bu konu hakkında pek fikrim yok, bilgim yok. Bence kullanılmaz. Ama demin dediğim gibi ki pedek temizliğinde hiç yoktan bir işe yarayabilir. Yani öyle düşünen arkadaşlar varsa. Bu arada araba çalıştırıp 5 dakika çalışsın araba. 5 dakika sonra klimasını açacağız. Yani arabanın daha sonra motorun ısınması gerekiyor. Ben şurada biraz ileri geri yapayım bu arada. Yerini değiştirecektim, hazır. Arabada güneşte kaldı ya bugün. Şöyle arabayı şuraya alayım, yan tarafa. Çatır çutur sesler geliyor, çimen sesleri. Araba 5 dakika çalışsın. 5 dakika çalıştıktan sonra ısınsın, klima açacağım. Daha sonra uygulamaya başlayacağız. Öncelikle camlarımızı kapatalım. Biraz havalansın diye açmıştım camları. 5 dakika çalışıyor, klima açabilir şu anda. Klimayı açıp arkadaşlar en soğuk konuma getiriyoruz. Şöyle bizim arabamızda dijital klima olduğu için şuradan ayarlıyoruz. Bakın en soğuk konumu. 18 dereceye ayarladık. Üfleme hızını da en yükseğe verdik. Şu an şu üst bölümden klima üflüyor. 5 dakika çalışsın bu şekilde. Of, koktu be. Bayağıdır çalıştırmamıştım. İyi çalışmama tabii biraz koku yaptı. 5 dakika bu şekilde çalışsın, arabanın içi biraz soğusun. Daha sonra klima dezenfektanını çalıştırıp içine bırakacağız arkadaşlar, bombasını dahası, klima bombasını. Evet, araba yaklaşık 5 dakikada çalışıyor. Şimdi klima koku giderici arkadaşlar. Daha önce ben videoları şuraya koymuştum. Bu sefer bu klima farklı modeli. Bunu arkadaşlar klimamızın hava emiş yönü araçların torpidosunun altında sağ tarafta şurada hava emiş borusu var. Yani buraya yatık şekilde yerleştireceğiz bunu. İlk başta ürünü güzel çalkalayalım. Ürünü yerleştirip arkadaşlar şu şekilde kutusuna koyup, hatta ilk başta şöyle aktif düğmesine basalım. Olay bu kadar. 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika içinde arkadaşlar o içine tamamen boş olacak. Camlar kapalı. Klima çalışıyor en soğuk modda. 5 dakika sonra arabamız içerisinde güzel bir elma fresh kokusu olacak. Ya bu koku arkadaşlar uzun süre kalmıyor. Onu belirteyim. Ya bir gün iki gün kalıyor. Ama bizim amacımız koktan ziyade arabamın içerisinde klimaların bakterili, peteklerdeki bakterilerin temizliğini yapmak. 5 dakika bekledikten sonra işlem bitecek. Daha sonra 5 dakikada araba kendisine klimayı boş çalıştıracağız ve camları kapıları açıp arabayı havalandıracağız. Tabii bu işlemi yaparken de arabanın içinde kimse olmaması evet, gerekiyor. 5 dakika kadar bekledim. Bip bip sesini duydum, buraya geldim. Evet, arabanın gazımız bitmiş. Benzin alalım arabaya. Bu arada LPG'de yaptım işlemi. Bir depoyla 352 km olmuş.
Tabi artan fiyatlardan sonra LPG daha mantıklı duruyor. 5 dakika içinde bitti. Şimdi arkadaşlar kutuyu alıp 5 dakikada böyle çalışsın. Daha sonra klimayı kapatıp camı pencere açıp arabayı havalandırıp kullanıma hazır hale gelecek. İşlem bu kadar basit. Yaklaşık 3-4 dakikada bitmiş herhalde. Arabanın içinde bayağı keskin koku var ya. Koku bana kadar geldi. Oh. Şu an dışarı kadar elma kokusu geliyor. Evet, klima temizleyici kullandık arkadaşlar. İşlemi bitirdik. Kapıları açtık. Araba güzel havalandı. Şimdi bu işlemin amacı arabanın içerisinde güzel koku versin diye değil. İçindeki bu klima pedeklerindeki zararlı bakteriler varsa onları dezenfekte etsin amacıyla kullanıyoruz. Yani birkaç gün elma kokusu gelir. Daha sonra koku da azalır. Çünkü daha önce kullanıcıda o şekilde olmuştu. Yani arabanın içinde öyle baskın sigara kokuları varsa sizin aracınızda belki onları götürebilir. İşte biz sigara içmediğimiz için bizim aracımızda öyle sıkıntı yok. Evet, videoyu kapatayım arkadaşlar. İlerleyen farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.